Rahman Rahim olan Allah adıyla diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'sının Naziat suresi. Ta en derinden acıyla sökerek çıkarınlara and olsun. Mesela kafirse bu en derinlerden müthiş bir acıyla canı çıkıyor. Yumuşacık çekip alanlara, eğer müminse de canı rüzgar esintisi gibi çok ferah canı çıkıyor. Yüzdükçe yüzerek gidenlere, canı alındıktan sonra yüzerek gidiyorlar. O da ayrı bir şey. O da Allah'ın hikmeti. Dalgalar halinde diyor ya deminki ayette de. Evet. Bak burada da yüzdükçe yüzerek gidenlere diyor. Yani suda yüzer gibi gidiyorlar böyle. Maşallah. O sarsıntının sarsacağı gün, yani dünyaya çarpman olacağı gün, arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek. O, dün söylemiştim ya. Evet. Evet. Çift vuruş olacak. Yani önce bir vuruyor, çok büyük bir göktaşı dünyaya vuracak. Sonra dünyayı delip geçiyor. Fakat çekim gücüyle bir daha vuracak dünyaya. Yani spin atacak, dönüp bir daha vuracak. Bu vuruşundan sonra artık dünya ters istikamete dönmeye başlıyor bu vuruşta. O gün yürekler dehşet içinde hoplayacak diyor Allah, vurmanın etkisiyle. Gözler zillet için düşecek, yani muazzam bir korku hakim olacak gözlerine diyor. Öyleyse bu yalnızca tek bir haykırıştır diyor Allah. Bir de bakarsın ki onlar yerin üstündedirler. Birdenbire yerin üstünde görüyorlar kendilerini, yerin altındayken. Ama o hayretle çığlık atıyor. Yani kendisinin nerede olduğunu şaşırdığı için çığlık atıyor. Oysa bu yalnızca bir haykırıştır. Bir de bakarsın ki onlar yerin üstündedirler. Mezarda olurken, mezardayken bir anda yerin üstünde olduğunu görüyor. Bak, bir de bakarsın ki diyor, bak onlar yerin üstündedirler. Ama giderken yüzerek giderler diyor. Firavun'a gidiyor Hazreti Musa, Cenab-ı Allah şeytan Allah'sının Naziat suresinde 17. ayette. Firavun'a git çünkü o azdı. Deccale git, o azdı diyor Allah. Ona de ki temizlenmek ister misin? Pis çünkü. Manen de pis, maddeten de pis. Temizlenmek ister misin? Seni Rabbine yönelteyim, böylece ondan korkmuş olursun. Musa ona büyük mucizeyi gösterdi fakat o yalanladı ve isyan etti. Şimdi de Mehdiyet'in mucizeleriyle insanlık görüyor fakat yalanlıyorlar. Aynı Firavun kavminin zamandaki gibi. Çok büyük mucizeler oluyor. Peygamberimiz peş peşe mucize gösteriyor. Ama insanların birçoğu Firavun kavmi gibi yalanlıyorlar. Mesela Peygamberimiz diyor ay ve güneş tutulmaları olacak diyor. 15 gün arayla olacak diyor. Oluyor, adamlar yalanlıyor. O değil diyor. Alakası yok diyor. Ramazan ayında üst üste 15'er gün aralarla. Sonra kuyruklu yıldızlar peş peşe çıkacak diyor Peygamberimiz. Birinin çok parlak olacağını söylüyor. Detaylarını veriyor. Adamlar ona da inanmıyor. Bütün alametleri tek tek Allah gösteriyor. Hiçbirine inanmıyorlar. 300'e yakın alamet. Hiçbirine inanmıyor. Bu mucize. Aynı mucizelerin bir tekrarı. İnanmamaları da bir mucizedir. Olay kendisi bir mucizedir. İnanmamaları da ayrı bir mucizedir. Bak ona büyük mucizeyi gösterdi fakat o yalanlandı, isyan etti. Sonra karşı yönde çaba harcayıp sırtını döndü. Şimdi de mesela Mehdi çıkmayacak, İsa Mesih inmeyecek diye karşı yönde çaba harcıyorlar. Ve mucizeleri de örtbas etmek için var güçlerine gayret ediyorlar. Sonunda yardımcı güçlerini topladı, seslendi. Bu tipler de kendi yardımcı güçlerini topluyorlar. Ekip halinde var güçleriyle gayret ediyorlar. Ben bunu görüyorum, duyuyorum. Tabii cahilliğinden yapanları, onları tenzih ediyoruz. Bilgisizliğinden yapanları tenzih ediyoruz.